Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pazartesi 3 Temmuz 2023. Ön hazırlığı yapıyorum. Nasıl yaptığımı size göstereceğim ilk başta. Bugün marketler yarım gün açık. Saat 14:47. Yani Amerika'da 8:47 arkadaşlar. 9:30'da açılacak marketler. Buradan marketin genel olarak nereye gidebileceğini görebiliyoruz. Yani premarkette toplam işlemler 2,4 milyar dolar arkadaşlar. Aşağıya doğru olan işlemler, yani düşen işlemler 660 milyon dolar. İşlem hacmine bakarsak burada yukarı doğru çıkanların işlem hacmi daha çok. Aşağıya doğru inenler daha az ve sayı olarak da yukarı çıkanlar daha çok. Genel olarak tabi bu nereye gideceğini direkt göstermiyor arkadaşlar. Genel bir fikir olması açısından önemli bir bilgi olarak kullanabiliriz bunu da. Tabi bizim için en önemli olanlar arkadaşlar formasyonlarımız. Direkt bu bilgi değil. Şimdi Excel dosyamı hazırlıyorum. Excel dosyamda biraz önceki şu listeyi aldım arkadaşlar. Şöyle bakın, azalanlar diye buraya ekledim. Artanlar listesi daha çok buraya ekledim. Zaten burada artanların daha çok olduğunu görüyoruz. Azalanlar daha az. Daha sonra TC2000'e geliyorum arkadaşlar. Burada bakın pre-market verilerine bakacağım. 8:49 itibariyle verilere bakıyorum. Bu verilerde benim bu evrenim arkadaşlar. Bunu göstermiştim nasıl hazırlayacağınızı. Şurada. Şimdi burada İlk başta %2 üzerindeki artanları alıyorum. Bunu da eksiyle koyuyorum. Bu daha sonra swing trade için hisseleri bulmamıza da yardımcı olacak. Sonra ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. İkisini birleştirdikten sonra tekrar kontrol edeceğiz liste nasıl diye. Bakın azalanlar daha az şu anda. Tabi bugün yarım gün olduğu için, yarın da tatil olduğu için işlem hacminin az olabileceğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tatil günleri böyle oluyor. Şimdi bu iki listeyi birleştirelim. Mesela artanları buradan alıyorum. Buradaki artanları alıyorum. İkisini birleştiriyoruz. Sonra azalanlara bakacağız. Buradakinin hepsini alıyorum. Burada tabi program iki kere varsa bir hisse koymuyor. Benim ayırmama gerek kalmıyor yani bir hisse iki kere olmasın falan diye. Bu hepsi şimdi filtre olmadan artanlar bullish oluyor arkadaşlar. Kopyaladım hepsini. Buraya geldim. Burada bullish kısmına yapıştıracağız. Bullish 85 tane. Sonra buradan azalanlara geliyorum. Kopyalıyorum. Azalanları da yapıştırıyoruz buraya. Daha sonra bunlar için de sektörü olmayanları, yani ETF'leri çıkartacağım. ETF'leri işlem yapmıyorum ben. Bu tabi size kalmış. Bir de
Amerika'da işlem yapan yabancı hisseler, örneğin Baba gibi arkadaşlar. Bunları da işlem yapmıyorum. Daha sonra burada tekrar %2 karşılıyor mu hepsi %2 diye bakıyorum. Şunlarda %2 artış yok. Bunları tekrar çıkartıyorum. Burada tekrar bakıyorum %2 düşüş hangilerinde yok. Şunlarda yok. Bunları çıkartıyorum. Şimdi listemizde belli bir aşamaya geldik. Burada tekrar günlük grafiğe geçeceğiz arkadaşlar. Önceki videomda hangi tür, yani bu gaplarda şok formasyonları önemli. Ne tür bir şok yaşıyor insanlar gibi düşünüp arkadaşlar ona göre işlemimizi yapacağız. Mesela şurada bu gördüğünüz bakın sol üstte şurada geliyor. Ben buraya basınca mouse'la gösteremiyorum. Temmuz 3 diyor, 8.53 itibariyle. Yani cuma günü buradaymış. Şimdi premarket işlemi şurası. Bunun bize anlattığı arkadaşlar, bakın fiyat gelmiş burada çıkarken inmiş, burada bir şok unsuru var. Burada herhangi bir önemli bir, yani normal bir yerde biraz aşağıya tekrar inmiş. Devam edebilir ama bir önemi yok bizim için. Sadece önemli olanları ekleyelim. Bunun da çok büyük bir önemi yok. Yani gap olarak bir önemi yok. Bakın bunun arkadaşlar yukarı çıkarken tak diye aşağı gelmesi, bunun altında işlem görmesi, burada alım yapanların şoka girmesini, yani şok formasyonu buna deniyor. Burada aldıysanız mesela çıkmış seviniyorsunuz, birden aldığınız yerin altına düşmüş. Bu demektir ki buradan aşağı gitme ihtimali vardır. Bunu şey yapmıyoruz, ekli kalıyor listemizde. Bunun bir önemi yok. Aşağı devam edebilir ama gap olarak bir önemi yok. Bunun da gap olarak bir önemi yok. Bir de burada işlem hacmi önemli arkadaşlar. Mesela bir tane hisse sadece burada işlem görmüş. Bunun bizim için bir önemi yok. Şok paterni olsa da olmasa da ileride değişebilir. Market açıldığında değişebilir. Aslında burada 20.000'in altındakilere bakmamak lazım. Bu 834, 884 diyor. Gene daha sonra onu değerlendirip kaldırabiliriz. Burada da arkadaşlar 21'in altındakileri kaldıralım. Hatta şöyle diyelim. Şuradan aşağısını kaldıracağız. Burada mesela bir tane işlem var. Bunların bir önemi yok. Daha sonra burada da mesela şok formasyonlar nerede var? Bu bir penny stock olduğu için arkadaşlar PLM diyor. 1 dolar 2.9 dolara gelmiş. Burada penny stocklar her çıktığında aşağıya iner arkadaşlar. Mesela şuradan çıkmış inmiş, çıkmış inmiş. Burada da muhtemelen açığa satışlar olabilir. Tesla, o çok güzel ilerlemiş Tesla. XP, o çok güzel arkadaşlar. Ortalamaların üstünde yukarı doğru kırılma yapmış. Buro yukarı doğru kırılma yapmış. Bu noktanın üstüne çıkmış. Bakın bu normal bölgenin üstüne normal giderken gap yapmış. Bu bölgelerin üstüne çıkmış tabi. Bu hem bir yarış olabilir hem de bullish olabilir. Formasyona göre bakacağız. Ama ilk başta işlem yapamazsak ilerleyen saatlerde işlem olabiliyor bu hisselerde. Mesela bu da güzel arkadaşlar. Yukarı doğru kırılma yapmış bu. Bu da yukarı doğru, trend yukarı doğru, işlem yukarı doğru. Bunun bir önemi yok. Bunu kaldırıyoruz.
Bu da önemli arkadaşlar. Bunun gibi bu önceki gaplardan biri tekrar gap oluşturmuş arkadaşlar. Şunun altında inerse swing için düşünüyorduk bunu. Ama az hatta ve sesi değil tabii. Nasıl seçim yaptığımızı, karar verdiğimizi gösteriyorum. Bunun bir önemi yok. CD bu galiba ADR mıydı? Burada ADR'larda yani Amerika dışında işlem gören hisseler Amerika'da hep gaplar oluşturuyor arkadaşlar. Çünkü ilk başta başka ana ülkesinde işlem görüyor. BP PLC bakın bu da başka bir ülkeden. Bu BP şirketi değil mi ya? CD Incorporation. AJX'te güzel bir çıkış yapmış ama bu kısımda bakın şu. Yani güzel bir çıkış yapmış demek arkadaşlar bunu alın ya da satın demek değil. Açıldıktan sonraki formasyonu okuyacağız. Burada eğilim olarak bunun geri gelmesi beklenir. Yanlış anlaşılmasın yani. Bakın burada aşağıya inen bir çubuktan sonra yukarı çıkış. Bu da bir şok formasyonu ama yeri iyi değil. Bunu da kaldıracağız. Bunu da. İşte bu kadar elimizde kalan, o kadar hisseden arkadaşlar. Gözetleyebileceğimiz hisseler bunlar. Buna göre ilerleme nasıl olacak? Ona bakacağız. Evet, bugünlük de hisse seçiminin 3. kısmı oldu galiba. Canlı bir örnek gösterdik arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere. Bay bay.